Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde kronoloji konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz sevgili öğrenciler, abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde, özellikle orada tümü kısmı var, onu açtığınız takdirde daha sonra yüklediğim videolarımdan, duyurularımdan, canlı yayın bildirimlerden haberdar olabiliyorsunuz. Evet, şimdi kronoloji konusuna başlayabiliriz. Detaylarıyla açıklayalım bakalım. Kronoloji sevgili öğrenciler. Bütün insanlar hayatlarında önemli anlar ve kişiler bulunur. Doğduğunuz günden yürümeye, konuşmaya başladığınız, okula başladığınız ilk günler gibi bunlar hayatımızdaki önemli anlardır. Bu anlar biliyorsunuz sevgili öğrenciler, oluş sırasına göre ne yapıyoruz? Sıralayabiliyoruz. Biz bunları ne yapıyoruz? İlk bu bilgileri anne ve babamızdan öğrenebiliriz. Hayatımızdaki önemli olayların ve durumların oluş sırasına göre uygun olarak sıralanmasına kronoloji diyoruz sevgili öğrenciler. Oluş sırasına göre sıralanmasına kronoloji diyoruz. Kronolojik sıralama, yaşamımızda gerçekleşen olayların tarih sırasına göre sıralanmasına kronolojik sıralama da diyoruz. Kronolojik sıralama tarihlerde de kullanılır, tarihi olaylarda da kullanılır. Bunlara da kronolojik sıralama diyoruz sevgili öğrenciler, bunu unutmayın. Kronoloji bir bilim dalıdır. Tarihteki olayların oluş zamanlarını inceler. Kronolojik sıralama olayları anlatmada bizlere kolaylık sağlar. Sınıfımızdaki tarih şeridi buna örnektir. Onun üzerindeki sıralama kronolojik bir sıralamaya göre yerleştirilmiştir. Kronoloji bireysel olarak da kendimiz için de yapabiliriz, ailemiz için de kronolojik sıralama yapabiliriz sevgili öğrenciler. İş başvurularında da aslında bir kronolojik sıralama vardır. Mesela orada belirttiğimiz özgeçmişlerde önce doğum tarihimiz, kişisel bilgiler, bitirdiğimiz okullar, tarih sırasına göre yapılan işler sırayla yer almaktadır. Atatürk'ün kronolojisini şimdi kronolojik sıralamaya bir örnek olarak size vermek istiyorum. Atatürk'ün hayatını kronolojik bir şekilde şimdi size sıralayacağız. Evet, Atatürk'ün kronolojik sıralamasına başlayalım. Ne yapıyoruz sıralamayı yaparken? Önce 1881'de Selanik'te doğdu diye birinci sıraya yerleştirebiliriz doğduğu tarihi. Ardından 1893 askeri rüştüye başladı. Gittiği okulları sıralayabiliriz. Kronolojik sıraya göre ilk, orta, lise, üniversite gibi bunları sıralayabiliriz. 1899 harp okuluna başladı. Bakın ne yapıyoruz? Tarih sırasına göre devam ediyoruz sevgili öğrenciler. 1905 Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1911 Trablusgarp Savaşı'na katıldı. Binbaşılığa yükseldi. 4 evet, Atatürk'ün kronolojik sıralamasını hayatının kronolojik sıralamasını yapıyoruz. 1916 Tuğgeneralliğe yükseldi. 16. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Evet, devam ediyoruz. 1917 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. Atatürk'ün hayatında o kadar çok önemli olay var ki kronolojik sıralama yaparken hepsini belirtmek imkansız sevgili öğrenciler. O yüzden belli başlı olayları bu kronolojik sıralama içerisine aldık.
Hepsini alacak olsak buna derslerimiz yetmez. 1919 Samsun'a ayak bastı. Niçin basmıştı? Bandırma vapuruyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 1921'de başkomutanlığa getirildi. 1921 Gazilik Şanı ve Mareşallık Rütbesi verildi. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal ilk Cumhurbaşkanımız seçildi. Ve daha sonra bundan sonra Cumhuriyet dönemimizde birçok yenilikleri gerçekleştirdi. Bunları da teker teker sıralasak buna zamanımız yetmeyecektir. Ve 1938'de Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Artık kronolojik sıralamasını bu şekilde bitirebiliriz. Sevgili öğrenciler, siz de kendinize ait bir kronolojik sıralama yapabilirsiniz. Doğduğunuz tarihten ilk yürümeye başladığınız tarihi yazabilirsiniz. Konuşmaya başladığınız tarihi yazabilirsiniz. Doğum günlerini belirtebilirsiniz. Daha sonra anaokuluna gittiğiniz, ilkokul bile başladığınız ve bugünkü 4. sınıftaki ya da 5. sınıftaki haliniz, 6. sınıftaki haliniz neyse bunları tarihlerle sıraya koyabilirsiniz. Bu da sizin kendi kronolojik sıralamanız olacaktır. Değişik örnekler yaparak bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.